Salam, Real Interview efirdədir. Dünyada pandemiya şəraiti davam edir və pandemiya şəraitinə uyğun olaraq da müxtəlif ölkələrdə qapanmalar şübhəsiz ki, yoluxma sayından asılı olaraq ya uzadılır, ya da həmin şərait dəyişdirilir. Azərbaycanda isə biz son müddətdə kifayət qədər müsbət nəticə görürük, amma əlbəttə ki, bu müsbət nəticə bizə ehtiyat tədbirlərini daha da gücləndirməyi sanki tövsiyə edir. Çünki bildiyimiz kimi son vaxtlar Azərbaycanda yoluxma sayı aşağı düşür və sağalanların sayı artır. Buna rəğmən əlbəttə ki, ilk növbədə nəzərdə tutulan ehtiyat tədbirləri, yəni sosial izolyasiya və bundan irəli gələn digər məsələləri diqqətdə saxlamaq vacib amillərdəndir. Amma əlbəttə ki, ümumiyyətlə, ictimaiyyəti və dünya ictimaiyyətini narahat edən bir sıra başqa məsələlər də var ki, biz həmin məsələləri Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi xanım Həndi Harmançı ilə müzakirə edəcəyik. Həndi xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Həndi xanım, gəlin əvvəlcə Azərbaycandakı COVID-19-la bağlı ümumi vəziyyəti bir müzakirə edək. Ümumi vəziyyət nədən xəbər verir? Şu sıralarda son 14 günde hatta dekabrın sonundan beri çok ciddi bir şekilde azalma var yeni aşkarlanan insanların sayısını biliyorsunuz. Son 14 günde de Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bir kriteri var. Yapılan testlerin içinde pozitif çıkanların proporsiyonu, oranı %5'in altında olması biraz daha bu sizin söylediğiniz içtimai sehiye ile alakalı önlemlerin yumuşatılmasına ilişkin izin veren bir kriter. Biz bunu yakalamış durumdayız. 14 gündür aşağı yukarı burada testlerin pozitiflik oranı %5'in altına düştü. O yüzden de güzel bir şey. Ayrıca biliyorsunuz iki haneli sayılara da düştü bir iki gün önce yeni aşkarlanan vaka sayısı. Bunlar hepsi güzel haberler. Ve bu hükümetin verdiği yumuşamayla alakalı olarak da alınan kararları destekliyor. Ama ben hemen çok rahatlamamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Belki bunu konuşuruz biraz sonra. Aha. Hande Hanım, gəlin əvvəlcə sizin bir açıqlamanızı burada sitat gətirək. Açıqlamanızdan bir parçanı mən istərdim ki, səsləndirim. Siz demişdiniz ki, koronavirusun yeni ştampı, yəni Avropada aşkarlanan yeni növü Azərbaycana gəlməyə bilməz. Təbii ki, burada bir həqiqət var. Amma indi gəlin biz o koronavirusun yeni növündən danışaq. Yəni, bu növ nə dərəcədə təhlükəlidir və bu növün ümumiyyətlə pandemiya şəraitini dəyişdirmə ehtimalı, onu daha da gərginləşdirməsi ehtimalını müzakirə edək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bu konu çox mühim. Ancaq bu konuda çox net, kesin bir şeyler söyleyebilmemiz için henüz hakikaten yeterli bilgimiz yok. Şu anda bugün daha sabah bugün erkenden bir toplantımız daha oldu sırf bu konuyla ilgili olarak. İngiltere'den sürekli yayınlar yapılıyor bu konuyla. Bugün çıkan yayın var. Bir iki gün içinde yine İngiltere'den başka araştırmacılardan çıkacak bir takım sonuçları bekliyoruz. Yani şu konuşurken bile insanlar bu konu üzerinde çalışıyorlar. Şu ana kadar çok büyük bir ihtimal olarak zaten söylemiştik bulaşıcılığın arttırılmasından söz ediyorduk. %50, %70 belki oranında bulaşıcılık arttı deniyordu. Bunun doğru olduğu konusunda herkes aşağı yukarı hemfikir. Hemfikir olunmayan bir nokta bu virüs, bu yeni varyant daha çok öldürüyor mu? Şimdi asıl bütün ilim adamları... Yani daha çok bulaşması zaten hastalık yükünün çok artacağı anlamına geliyor. Ama aynı zamanda bu yeni varyant daha çok daha ağır hastalık yapıyor mu? Şu anda aşağı yukarı onun cevabını bekliyoruz. Araştırmacılar bunun üzerinde çalışıyorlar. Yani bu varyantların çıkacağını bekliyorduk. Koronavirüs aslında çok hızlı mutasyon yapan bir virüs değil. Daha hızlı yapanlar da var. Ama bizim aramızda dünyada kalmaya devam ettikçe... Koronavirüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkması kaçınılmaz. Çıkacaklar. Bunu biliyorduk, bekliyorduk zaten. Bizim için önemli olan daha çok hastalandırıyor mu, daha çok öldürüyor mu? Bu bizim elimizde olan diagnostik testlere yani laboratuvar testlerine
bir zararı oluyor mu? Yani onları hala kullanarak bunları aşkarlayabiliyor muyuz? Bu önemliydi. Bir de tabii daha ileriki dönemde bu peyvendleşme arttıkça bu peyvendin bu yeni varyanta karşı etkisi hala var mı? Bu sorular bizim için çok önemli. Halihazırda bu sorular araştırılıyor. Yani bu konuda kesin bir şey söyleyemiyoruz ama bulaşıcılığın arttığını biliyoruz. İngiltere'nin yeni çıkan, İngiltere'de çıkan bir varyantla. Ağırlığının daha ağır hastalık yapıp yapmadığına henüz araştırmalar devam ediyor. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla elimizdeki diagnostik testlerin bir sıkıntısı yok. Şu ana kadar yine aşkarlanmada kullanılabiliyor. Ayrıca şimdi var olan peyventlerin de yeni çıkan varyanta karşı etkili olduğu gösteriliyor, tesirli olduğu. Ama bunlar bakılmaya devam edecek. Bir önemli nokta, bu varyant çıktıktan çok kısa bir süre sonra İngiltere'nin özellikle cenubi bölgelerinde diğer varyantı neredeyse yok etti diyebilir. O yüzden çok hızlı bulaştığını biliyoruz. Şimdiden 50 ülkenin üstüne de görüldüğünü biliyoruz, oralara girdiğini biliyoruz. O yüzden buraya gelmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama ne iyi ki yapacağımız şeyleri biliyoruz. Bel. Yani halihazırda buna karşı neyin iyi geldiğini hala biliyoruz. Çünkü virüs aynı virüs. Aha. Hande Hanım, gəlin indi də peyvəndlərdən bir qədər danışaq. Çünki peyvəndlənmə artıq başlayıb və hətta qeyd olundu ki, müxtəlif mərhələləri, yaş dövrünə uyğun olaraq müxtəlif mərhələləri əhatə edəcək. Ümumiyyətlə, peyvəndlərlə bağlı ilkin nəticələr nədən xəbər verir və peyvəndlər bugün belə deyək ki, hansı əhəmiyyətə malikdir? Məhz o koronavirustan qoruma əhəmiyyətinə görə. Bax, bizdə tətbiq olunan peyvəndlər. Çünki bir məsələni də qeyd edeyim, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı ilə biz əlaqə saxlayanda, yəni mərkəzi ofisinizdə, onlar da deyir ki, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif peyvəndlər əslində tətbiq olunur. Bax, bizdə tətbiq olunan peyvəndlərin gəlin konkret bir araşdırmasını aparaq. Buyurun. Tabii. Yani var olan bilgileri hemen sizinle paylaşayım. Biliyorsunuz Ümmü Yaseye Teşkilatı bir tecili kullanım siyahısı gibi bir siyahı yaptı ve buraya başvuran, dosyalarını veren ve ellerindeki bilgiyi, veriyi paylaşan şirketlerin peyvendlerini değerlendiriyor. Hem tesirli olup olmadıkları açısından, hem yan tesirleri açısından, hem de keyfiyet açısından bakıyor ve bunları bu siyahıya koyarsa eğer tabii bir sürü başka ülkenin güvenini arttırıcı bir uygulama olmuş oluyor. Fakat bütün ülkeler, dünyada şu anda 50'yi aşkın ülkede peyvendleştirme başladı. Bu biliyorsunuz Ümmü Dünya Seyyiye Teşkilatı'nın siyasında şimdiye kadar sadece Pfizer-BioNTech vaksini var. Fakat biz yeni bir haber aldık. Şu anda bir hafta, önümüzdeki hafta içinde Sinovac aşısı, yani Azerbaycan'da kullanılan aşıyla da ilgili olarak Ümmü Dünya Seyyiye Teşkilatı'nın genel merkezinin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki bir aksilik olmazsa bu açıklama gelecek önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde. Ve diğer aşılarda biliyorsunuz AstraZeneca, Moderna gibi aşılar veya Gamaleya gibi aşılarında bazılarının dosyalarını verdiklerini biliyoruz. Bazılarına ise Ümmü Dünya Seyyiye Teşkilatı davet ediyor ki elinizdeki bilgiyi paylaşın, bir an önce bunların da siyahıya girmeleri konusunda adımlar atalım diye. Şu ana kadar bütün bu biliyorsunuz aşıların yani yaygın olarak ülkelerde yapılmaya başlaması Dekabr'ın sonundan itibaren aşağı yukarı Dekabr ayının içinde başladılar. O yüzden henüz daha bir ay yarım civarında bir şey oldu. Onun için henüz sahada gerçek hayatta ne kadar etkili, tesirli olacaklar, onunla ilişkin bilgi yok. Ama neye ilişkin bilgi var? Yan tesirlerle ilişkili bilgi var. Çünkü bütün ülkeler aşağı yukarı buradaki peyvendten sonraki yan tesirleri çok ciddi bir şekilde izliyorlar. Ve var olabilecek raporları çok ciddi bir şekilde ekspertler değerlendiriyorlar. Güzel olan bir durum şu ki şu ana kadar yapılan peyvendlerden herhangi bir ciddi yan tesire rastlanmadı. Rast Bir gelmiyor. takım Aha. raporlar oldu, onlar araştırıldı, peyvende bağlanmadı bu yan tesirler. Bunlar güzel haberler ama tesiriyle ilgili, uzun süreli tesiriyle ilgili biraz daha vakte ihtiyacımız var anlamak için. Aha, ama hele ki qeyd etdiyiniz kimi yan təsirlərə rast gəlinməyibdi.
Yan tesirler bütün peyvendlerde olduğu gibi daha çok uygulama yerinde hafif ağrı, hassasiyet olabiliyor. Değil mi? Belki bir iki gün sonra kızdırma yapılabiliyor. Bu bütün peyvendlerde olan şey. Bunlara biz ciddi yan tesir demiyoruz. Ciddi yan tesir olarak henüz şu ana kadar rapor edilen bir şey yok. Hande Hanım, ümumiyyətlə biz peyvəndlərdən sonra mənzərənin necə dəyişəcəyini görəcəyik və çox maraqlıdır ki, bu peyvəndləşmənin həyata keçməsi məhz o bayaq qeyd etdiyiniz koronavirusun yeni ştampına bir bariyer, bir sədd yarada bilərmi? Yəni ilkin nəticələr, yəni ilkin fikirlər var mı ki, məsələn bu peyvəndlər yeni növ koronavirusa yoluxma ehtimalını da azalda bilər? Var mı belə bir ilkin təəssüratlar, ilkin demək qənaətlər? Buyurun. Şimdi şu ana kadar kesin bildiğimiz nokta bu peyvendler ölümleri, ağır hastalıkları ve ölümleri azaltıyor. Bu nedenden dolayı da zaten onları seyyah işçilerine ve yaşı ileri olan insanlara yapılmasını biz tavsiye ediyoruz. Şimdi sizin sorduğunuz arasında çok küçük bir nüans var burada. Hastalıkları azaltması ile bulaşmayı azaltması farklı farklı şeyler. Yani ölümleri azaltırken aynı zamanda bulaşmayı azaltıyor mu henüz bir vaksinler? Ondan emin değiliz. Bunların bilgisi daha giderek toplanacak yakında. Eğer biz bu pandemiyi sadece peyvendle kontrol altına almak istersek henüz bununla ilgili kesin sübut yok elimizde. Onun için var olan bütün silahlarımızı kullanmaya devam etmemiz gerekecek. Sadece peyvendle şu anda bu pandemiyi edemeyebiliriz. Çünkü bulaşmayı ne kadar engellediğini henüz bilmiyoruz. Öncelikle biz ölümleri engellemeye çalışıyoruz. Bir de seyyiye sisteminin üzerine binen yükü azaltmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden daha ileri yaştakilere ve seyyiye işçilerine yapıyoruz. Bu çok önemli. Bir süre sonra bunlara ulaştıktan sonra daha iyi anlayacağız bu peyvendin pandeminin dinamikleri üzerinde olacak etkisini çok daha iyi anlayacağız. Hande Hanım, və mən yenə də əvvəlki sualıma, yəni verilişin öncə səsləndirdiyim suala qayıtmaq istəyirəm. Çünki bu çox vacib bir məsələdir. Azərbaycan və pandemiya şəraiti. Yəni bizdə bir daha qeyd edirəm ki, təbii ki bildiyiniz kimi son müddətdə yoluxma sayı aşağı düşüb kifayət qədər. Yəni orada əlbəttə bəzi müsbət mənfi rəqəmləri biz görürük. Yəni xırda fərqləri görürük. Amma təbii ki sağalma sayı yüksəkdir və ümumi aktiv COVID xəstələrinin də sayı artıq azalmağa doğru gedir. Belə bir şəraitdə əslində biz qısa müddətdən sonra hansı mənzərənin şahidi ola biləcəyik? Yəni bu onu deməyə əsas verirmi ki, artıq biz pandemiya şəraitindən çıxmağa doğru gedirik? Yoxsa bu müvəqqəti haldır? Yəni burada tutaq ki, sabah rəqəmlər dəyişə bilər, yoluxma sayı arta bilər. Bax, bu təfərrüatı istəyirəm bizimlə bölüşəsiniz. Buyurun. Tabii. Şimdi şunu anlamamız lazım. Bu dünyada herkes pandemiden kurtulmadıkça tek bir ülkenin kurtulması mümkün değil. Yani şu anda Azerbaycan'da işler iyi gidiyor. Hepimiz biraz rahatladık. Biraz değil mi? Etraf açıldı, ekonomik hayat canlanacak, insanlar azıcık dışarı çıkacaklar vesaire. Yüreğimiz bunaldı diyor insanlar. Biraz onun sıkıntısı geçecek. Fakat hakikaten şu çok önemli. Pandemi bitmedi. Dünyada da bitmedi, Azerbaycan'da da bitmedi. Bu arada gelen, çünkü alınan önlemler değil mi? Şimdiye kadar kapanma rejimleri, karantina rejimleri, bunların sonuçlarını görüyoruz. Bu azalma bunların sonucunda oluyor. Şimdi bunları kaldırdığımız zaman sayılar yine artacak. Yani bunu bilmemiz, bunu anlamamız lazım. Ama bunu ben söylüyorum diye artmayacak. Pandeminin dinamiği bu. Önleme alıyorsunuz, bir azalıyor, azaltıyorsunuz sayıları. Önlemi kaldırıyorsunuz, sayılar artıyor. Bu mecburen böyle olacak. Bir de üstüne benim işte endişem var. Bu yeni varyant buraya gelirse yoluxma hallerinde daha hızlı artış olabilir. Bunu niye söylüyorum? Herkesin moralini canını bozmak, canını sıkmak için değil. Diyorum ki bakın şimdi güzel gidiyoruz. Ama hükümet bu yumuşatma rejimini getirdiği zaman bile biz hepimiz birey olarak, insan, birer insan olarak hepimizin yapabileceği şeyler var. Bunlara dikkat edersek o zaman bu şekilde kalmaya devam edebiliriz.
Yani buradaki önemli şey o. Şimdi açılalım, biraz rahatlayalım ama daha pandemi bitmedi. Bütün dünyada yok olmayana kadar da bitmeyecek. Aha. Hande Hanım, ve son olarak da biz deyirik ki, bu sert karantin rejimiyle bağlı, yani bizde yumuşalmalar oldu hükümet tarafından, ama ümumilikte karantin rejimi aprel ayının birine kadar devam edecek. Bununla bağlı hansı geyitler var? Ümumiyyətlə, karantin rejiminin tətbiq olunduğu ülkelerle bağlı Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı mütəmadi olarak öz tövsiyelerini yeniləyir. Onları biz istərdik ki, bir daha sizin dilinizden eşidək. Yəni, ümumi mənzərəyə baxdıqda karantin rejimlerinin uzadılması yaxud qismən yumuşadılması hansı şəraitdə mövcuddur, mövcud ola bilər? Bütün ülkeler tabii ki kendi içlerindeki şeraite bakarak buna karar veriyorlar. Biliyorsunuz Gerbi Avrupa'da son derece hızlı artıyor şu sıralarda rakamlar. Mesela en çok şu anda son hafta içinde en yüksek artış Portekiz'de görünüyor. Fakat İngiltere'de de çok ciddi artışlar var. Fransa keza öyle. Ve bütün bu ülkeler yeniden katı karantina rejimlerine dönmeyi konuşuyorlar. Hatta ticari ilişkilerle de alakalı yeni kararlar alınabileceğini söylüyorlar vesaire. Bütün yani Avrupa'nın gerbinde bunlar olurken biz burada biraz daha yumuşamaya giriyoruz. Bu bizim için iyi bir şey ama dediğim gibi yani bunu gözden kaçırmamak lazım ki biz bitirmedik yani bunu burada. Tabii. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da tavsiyeleri şöyle: kendi içinizde var olan şeraite bakarak bir takım kriterlerimiz var, bizim rehberlerimiz var. O rehberlere göre bazı şeylere üçlü dörtlü kriterimiz var. Onların hepsini uygulayarak ülkelerin karar vermelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz biz. Ve bu kriterler işte ne kadar hızlı yayılıyor, bir insandan kaç insana bulaşıyor, laboratuvar testlerinin ne kadarı pozitif gelmeye devam ediyor gibi bir takım tekniki kriterler var. Ülkelerin onlara bakarak kararlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Her ülke bunu kullanarak ümit ediyorum ki kendileri karar alacaklar. Fakat önemli şeylerden bir tanesi, bir mutlaka yani diagnozu belli bir sayıda tutmak lazım. Laboratuvarları güçlendirmek lazım. İkincisi, mümkün olursa bu genom analizlerini yapmalarını öneriyoruz ülkelere. Çünkü hangi varyantlar, bundan sonra daha da çok çıkacak varyantlar. Bunları Tabii. takip etmek önemli bir şey bizim için. Bir de temaslıların izlenmesi. Yani tanık olan, aşikarlanan insanın etrafındakilerin de hasta olup olmadığının anlaşılması çok önemli. Çünkü onları erkenden tanıyıp onları erkenden ya karantinaya almak ya da pozitiflerse izole etmek çok çok önemli. Bunlar yapıldıkça bu hastalığa bu şekilde galip gelebileceğiz. Tabii onun yanı sıra sizin de söylediğiniz ara mesafesinin korunması, maskadan Bəli. istifade, el hijyenası ve zalların tez tez havalandırılması çok önemli. Hande Hanım, teşekkür ederik. Bu zaruri məlumatları tamaşaçılarımızla bölüştüğünüz için minnettarıq size. Teşekkür ederim ben de. Qeyd edək ki, bizim həmsöhbətimiz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi xanım Hande Harmançı idi. Salamat qalın, biz birlikdə güclüyük.